Tanrı Korkusu. Yazan John Beaver. 28. Bölüm. Vicdan Nasıl Dağlanır? Önceki bölümde belirtildiği gibi, kutsal korkuyu kaybetmenin ilk işaretleri belirsizdir. O kadar belirsizdir ki, biraz daha odaklanmamız ve bu önemli noktayı detaylandırmamız gerekir. Kuşkulu bir şey yapma fırsatı karşımıza çıktığında, hiç içgüdüsel bir uyarı yaşadınız mı? Çoğu insan vicdanımızın bizi koruduğunu anlıyor, ancak birçoğunun fark etmediği şey, vicdanımızın berraklığının ve gücünün değişebileceğidir. Vicdanımız, Tanrı'nın asla hafife alınmaması gereken bir armağanıdır. Yüreğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Duyarlılığı kutsal korkuyla güçlenir ve eksikliğiyle körelir. Uyarılmaktayız. Her şeyden önce yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. 30'lu yaşlarımın başında tanınmış bir pastör beni öğle yemeğine davet etti. Yemek sırasında, "John, diğer birçok liderin aksine düşmekten nasıl kaçınırım?" diye sordu. Ağzımdaki lokma neredeyse boğazıma kaçıyordu. Bana neden böyle bir soru sorsun? Ben gençtim. O benim kurtulduğumdan daha uzun süredir hizmetteydi. Ama kaçınmak yerine içime baktım ve sessizce sordum. Kutsal ruh, ona ne cevap vereyim? Ve hemen işittim. Ona en değerli varlığı olan vicdanını korumasını söyle. İşittiğimi söyledim. Sonra birdenbire ruhumdan şu satırlar döküldü. Size büyük fırsatlar sunulacak. Ancak içinizde bunun dürüstlüğü ihlal ettiğini, doğru olmadığını, sorgulanabilir olduğunu veya başkalarına zarar verebileceğini bileceksiniz. Vicdanınızın sesini dinleyin. Onun uyarısından kaçınmayın. Bunu görmezden gelirseniz, Tanrı'ya olan duyarlılığınızı kaybedersiniz. İzleyen günlerde vicdan kavramının kutsal yazılarda sıklıkla geçtiğini keşfettim ki, daha önce bunun farkında değildim. Sadece Yeni Antlaşma'da yaklaşık 30 kez bulunur. Paulus, Timoteus'a şöyle yazar. İmana ve temiz vicdana sarıl. Bazıları temiz vicdanı bir yana iterek iman konusunda battılar. 1. Timoteus 1.19. Batmış bir iman hiç de önemsiz bir mesele değildir. Yaşlı hizmetkarlarla yediğim öğle yemeği, gözlerimi Pavlus'un ifadesinin ne kadar ciddi olduğunu anlamamı sağladı. Birçoğunun neden iyi bitiremediğini doğruladı. Kutsal yazıların vicdanımızı temiz tutmamız için bizi uyarması, başlangıçta vicdanımızın iyi durumda olduğu anlamına gelir. İsa'nın kanı vicdanımızı temizler ve bizi arındırır. 1. Timoteus 3.9 İbraniler 9.9 14 Bu, yeni doğuşun en büyük bereketlerinden biridir. Peygamber Yeremya'nın vicdanımızla ilgili sık sık yanlış anlaşılan bir beyanı vardır. Şöyle bildirir. Yürek her şeyden daha aldatıcıdır. İyileşmez, onu kim anlayabilir? Peygamber burada İsa'nın benzerliğinde yeniden yaratılmış, yeni bir doğayla yeniden doğmuş olanlardan bahsetmiyor. Eski antlaşma imanlıları yeni yüreğe sahip değildi. Ama Tanrı onlara, size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım, içinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim diyerek söz verdi. Bu yenilik İsa doğamızı kurtardığında ve bize kendi ruhunu verdiğinde gerçekleşecekti. Mesih de yepyeni bir insana dönüşme mucizesi sayesinde güvenilir bir vicdana sahibiz. Buradaki zorluk onu temiz tutmaktır. Öyleyse şimdi sormalıyız, onu nasıl kirletiyoruz? Tam yozlaşma bir anda gerçekleşmez. Daha ziyade çoğu zaman küçük meselelerle başlar ve eğer ilgilenilmezse sonunda kaza geçiren bir gemi gibi batar. Yakup şöyle yazıyor. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Yakup 1.22.
İtaat kavramıyla tekrar yüz yüze geliyoruz. Kutsal korkunun derhal ve tam itaat olduğuna dair kanıtları iyice tartıştık. Mantıklı olmasa, belirli bir yararı görünmese ya da acı verse bile böyle yürüyen bir kişi kendini aldatmış olmaz. Duralım ve bunun önemini kaçırmadığımızdan emin olalım. Tanıdıklarımızı, hatta yakın arkadaşlarımızı ve ailemizi bile aldatmak kesinlikle mümkündür, ancak kendimizi aldatmak başka bir konudur. Esasen itaatsizlik ettiğimizde kendimizi aldatırız. Gerçeğin korumasını zayıflatırız ve ahlaki yön bulma duygumuz tehlikeye girer. Tehlikeli bir yolda olduğumuzu daha az fark ederiz. Sürecin varsayımsal bir örneğini verelim. Hiçbir kimseye karşı iftira niteliğinde bir söz söylediniz mi? Bunu yaptığınız an belki de karnınıza bir bıçak saplanmış gibi hissettiniz. Bu sizin vicdanınızın sesidir. Umarım dinlemişsiniz, tövbe etmişsiniz ve sözünüzü hemen düzeltmişsinizdir. Ancak sıklıkla olan şey davranışlarımızı haklı çıkarmamızdır. Ardından gelen akıl yürütme şuna benzeyebilir. Söylediğim şey doğru. Ne yazık ki yanlış yönlendirilmiş argümanımız galip gelir ve iç uyarıyı görmezden gelerek söylediğimiz söze bağlı kalırız. Böylece kirlenme süreci başlar, vicdanımızın hassasiyeti zayıflar. Bir dahaki sefere biri hakkında yalan konuştuğumuzda karnımıza bıçak saplanmaz, şimdi içimizde sert bir sıkışma hissederiz. Vicdanımız yine konuşur ama bu kez daha az tanınabilir bir sesle, şimdi iç çatışma o kadar yoğun değil, uyarıyı görmezden gelmek ve sözlerimizi haklı çıkarmak artık biraz daha kolaydır. Ancak yüreğimizi daha da kirletiriz ve vicdanımızın hassasiyeti daha da azalır. Birine karşı tekrar yalan konuştuğumuzda bu kez sert bir sıkışma hissetmeyiz. Şimdi sadece bir karıncalanma vardır ve zar zor tanınabilir. Kendimizi akıl yürütme yoluyla ikna etmemize pek gerek olmaz, çünkü vicdanımızın sesi çok yumuşaktır. Davranışımızı haklı çıkarmak daha kolaydır. Vicdanımızın hassasiyeti bir kez daha azalır. Sonunda hiçbir şey hissetmez hale geliriz. Vicdanımız dağlanmıştır. Köreliriz ve tüm ayırt etme duygumuzu kaybederiz. Şimdi herhangi bir ahlaki navigasyonumuz yoktur ve imanımızın gemisi batmak üzeredir. Esasen kendimizi aldattık, kendimizi kandırdık. Bütün bunlar basit bir tövbe ile, tam bir düşünce ve yürek değişikliği ile önlenebilirdi. Bilgeliğimizin boş olduğunu kabul ettiğimiz ve Tanrı'nın bilgeliğini sıkıca kucakladığımız zamandır. Günahlarını gizleyen başarılı olmaz. İtiraf edip bırakansa merhamet bulur. Merhamet ve yenilenme sürecin herhangi bir aşamasında gerçekleşebilir. Ancak kutsal korkunun eksikliği tepkimizi geciktirir. Kumar oynarız, çünkü yüreğimiz vicdani kanaatimize giderek daha duyarsızlaşır. Bilge kişi vicdanın uyarılarına tövbe yoluyla cevap vermekte her zaman hızlı davranır, gecikmenin tehlikeli olduğunu bilir. Hem kutsal yazılarda hem de günümüzde vicdanlarının sesini dinlemeyi geciktiren birçok kişi var. Bu durum Rus ruleti oynamaya benzetilebilir. Batmaktan kaçınabilirsiniz ama tamamen duyarsızlaştığınız zaman nasıl bileceksiniz? Beni bir kez daha görmezden gelirsen susturulurum diye uyaran bir ses yok. Paulus bu nedenle yas tutar. Ruh açıkça diyor ki, son zamanlarda bazıları yalancıların ikiyüzlülüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vererek imandan dönecek. Vicdanları adeta kızgın bir demirle dağlanmış bu yalancılar. Timoteus 4:1-2. Kızgın bir demirle dağlanan insan derisi tüm hissini kaybeder. Aynı şey vicdanımız için de geçerlidir. Artık bir vicdani kanaat olmaksızın gerçekte olduğumuz kişinin aksini yansıtırız. Hananya, Safira, Kral Saul ve daha birçoklarının başına gelen buydu. Dağlanmanın bir diğer sonucu da
her şeyi içeri hapsetmesidir. Eti dağlarsanız, içindeki suyun dışarı kaçmasını engellersiniz. Paulus, yalan söylemiyorum. Vicdanım da söylediklerimi kutsal ruh aracılığıyla doğruluyor, diye yazar. Eğer bir imanlının vicdanı dağlanmışsa, artık kutsal ruhla iletişim kuramaz. Tıpkı etten dışarı çıkmayan su gibi, ruhun tanıklığı ruhumuza ulaşamaz. Artık yaşamın navigasyon sisteminden yoksun olurlar. Onların yolu yıkım yoludur. Kapanışta Paulus'un birçok sözünden ikisini dinleyelim. Kardeşler, ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım. Yine, bu nedenle ben gerek Tanrı, gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Sonuç olarak yüreklerimizi korumaya gayret edelim.